Arkadaşlar, herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python eğitim serimizde kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. NumPy konusundaydık en son. Bir giriş yaptık. Yine belli yapıları size anlatmaya çalıştım. Yine böyle kısa kısa videolarla NumPy kütüphanesiyle neler yapabileceğimiz hakkında bilgiler vermeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi en başta zaten ne dedik? NumPy üzerinden oluşturduğumuz bir dizi yapısı aslında Python'da kullandığımız bir liste yapısı gibi. Sadece farkı daha hızlı ve daha da önemlisi olan çok daha fazla olan metotları kullanabilmemiz. Şimdi bir liste üzerinde biz indeks sayısı vererek o değere indeksleme üzerinden ulaşabiliyorduk. Yine aynı mantık çerçevesinde biz bir NumPy dizisi üzerinden de indeksleme yapısıyla istediğimiz sonucu döndürebiliyoruz. Hemen vakit kaybetmeden bir import yapısı kuralım. NumPy SNP diyerek kısaltma işlemini gerçekleştirelim. Sonra X diye bir dizi oluşturalım arkadaşlar. Dizi nasıl oluşuyordu? NP'den sonra bir array ifadesini yerleştiriyorum ve bu ifadenin içerisine de dizimi hangi sayılardan veya herhangi bir karakterden neyden oluşturmak istiyorsam oradaki yapıyı array içerisine yazıyorum. Geldim 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şöyle 10 elemanlı bir dizi oluşturalım. Şimdi biz liste üzerinden köşeli parantez içerisine bir indeks sayısı girerek istediğimiz indeksteki değeri döndürebiliyorduk. Dediğim gibi burada da tamamen aynı mantık çerçevesinde istediğimiz indeks üzerinden işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Örneğin sıfırı yazdırmak istediğimde x isimli dizimizin içerisindeki sıfırıncı indeks olan bir sayısını bize döndürecek olan ifadedir arkadaşlar. Çalıştıralım hemen. Bakın bir sayısını bize döndürdü. Yani yine burada da indeksleme sıfırdan başlıyor ve kaç eleman varsa o şekilde devam ediyor. Veya yine aynı listedeki mantıkta olduğu gibi eksi bir değerini girersem bana bu dizi içerisindeki son değeri getirir. Yani 10 değerini bana döndürür arkadaşlar. Mesela ilk 3 değeri istiyorsam burada da 2 nokta üst üste dedikten sonra 3 ifadesini yerleştirirsem bana sonuçta yine bir array olarak 1, 2, 3 ifadesini döndürecektir arkadaşlar. Veya sondan bir değer istiyorsa bunun için de iki noktanın sol tarafına örneğin en sondan başlayarak 5 tane getirmesini istiyorum. 6, 7, 8, 9 ve 10 ile 5 elemanlı sondan taramaya başlar ve bu şekilde ifadeyi getirir. Veya yine tüm listeyi istiyorsanız indeksleme yapısıyla yine listede yaptığımız gibi iki tane double olarak iki nokta üst üste ifadesini yerleştiriyoruz. Ve yazdırdığımızda tekrar diziyi bu şekilde ekranda görebiliyoruz arkadaşlar. Veya yine listede kullandığımız hem listede kullandığımız indekslemeleri de hatırlamış oluyoruz. Tersten yazdırmak istersek de yine bu sefer double çift nokta üst üste koyduktan sonra eksi bir değerini girip artık diziyi tamamen tersten yazdırma işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Bir dizi içerisinde for döngüsüyle değerleri alabilirken yine buradaki NumPy array ifadesinin oluşturduğu dizi içerisinden de biz bir for döngüsüyle değerleri döndürebiliriz arkadaşlar. Geldim şöyle for i in x dedikten sonra print i ifadesini yerleştirip şurayı da kapatalım. Tekrar çalıştırdığımızda yine bu şekilde bir ifadeyle biz her bir indeks yapısında tarama yapıp bütün değerleri for döngüsüyle işleme alabiliyoruz arkadaşlar. Peki bir çok boyutlu yani iki boyutlu dizi yapısını oluşturalım ve bunun üzerinden bazı işlemleri tanımaya çalışalım arkadaşlar. Şurayı silelim şöyle. İfade istiyorsanız şu şekilde tekrardan içeriden oluşturalım. Ve ikişer ikişer ayıralım arkadaşlar. Yine bunu daha önce de yaptık zaten. Bir matris gibi burayı parçalara ayırabiliyoruz arkadaşlar. Geldim şöyle. Şurayı da kapatalım. Ana array yapımızı da kapatalım.
Şimdi dediğim gibi print x ifadesini ben yazdırdığımda arkadaşlar bana bir matris döndürüyor. 1, 2, 3, 4, 5'e ikilik bir matris ifadesini döndürüyor. Yani buradaki içeride oluşturduğumuz olduğumuz bu ifadenin her bir tanesi aslında bizim birer satırımıza tekabül eden bir yapı arkadaşlar. Peki tek boyutlu dizilerde biz indeksleme yoluyla istediğimiz ifadelere erişim sağlayabiliyorken bu iki boyutlu bir matris yapısında nasıl oluyor? Yani indeksleri üzerinden bu ifadeleri nasıl çağırabiliyoruz? Bunlarla ilgili örnek vermeye çalışalım. Örneğin şuradan x'e 0 değeri verip yazdırmaya çalışırsak şöyle bir yazdıralım. Bakalım bize ne verecek arkadaşlar? Yazdırsın. Bakın 1 ve 2 değerini yazdırdı. Hatta şöyle gösterirsem çok daha net anlaşılacaktır. Şunu da yazdıralım bir öncesine. Hem matrisin tamamını görelim hem de sıfırıncı indeks ne işlem yapıyor ona bakalım. Bakın ilk yazdırdığımda ben 5'e 2'lik bir matris sonucunu döndürüyorum. Ve bunun sıfırıncı indeksini aldığımda arkadaşlar bana burada 1 ve 2 yani ilk matrisin ilk satırını döndürüyor. Yani aslında dizi içerisinde tanımladığımız her alan bizim için burada sıfırıncı indeks, birinci indeks, ikinci indeks şeklinde devam eden bir yapı arkadaşlar. 3 değerini döndürürsem bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. 3 değerini döndürdüğümde bakın 7, 7 ve 8'in olduğu alan. Yani 1, 2, 3, 4 ve 5 çarpı 2'lik bir matrisin içerisinde bana arkadaşlar 4. satırı getirmiş oluyor. Aslında bunu şöyle de düşünebilirsin. Array üzerinde çalışıyorsanız arkadaşlar eğer çok boyutlu bir yani matris sistemindeki bir array üzerinde çalışıyorsanız buraya verdiğiniz sayı artı 1'dir. Yani buradaki satır sayısı arkadaşlar. Yani verilen indeks sayısı artı 1 aslında aradığınız matris içerisindeki o satırın sayısıdır. Burayı bu şekilde ister ezberleyin isterseniz de kafanızda ona göre bir mantık kurmaya çalışın arkadaşlar. Peki şöyle bir şey yapsak nasıl olur? Bir ikinci parametre vermeye çalışacağım. Mesela 0 ile 1 değerini verdim. Bunu yazdıralım. Bakalım nasıl bir işlem yapacak. Çalıştırsın. Bakın arkadaşlar bana 2 değerini verdi. Aslında ne yaptı? Buradaki sıfırıncı indekste bulunan veya matrisin birinci satırında bulunan yapı içerisindeki birinci indeksi getirdi ki bu da kendi içerisinde buradaki bir sayısı sıfırıncı indeks, buradaki iki sayısı ise yine birinci indekse tekabül eden bir yapı. Yani aslında bize ne getirdi arkadaşlar? Birinci satırın ikinci sütununu bize getirmiş oldu. Yani buraya verdiğimiz indeks sayısına yine artı bir ekleyerek matristeki kaça kaç elemana tekabül ediyor. Bunu dediğim gibi kafanızda bu şekilde oturtturabilirsiniz. Örneğin ben 3'e 0'lık bir değer istediğimde bana 3 artı 1 4'ü yani 4. satırı getirmesi gerekiyor. Ve 0 ise artı 1 dedikten sonra 1. sütunu getirmesi gerekiyor. Yani 4. satır 1. sütunu bana yazdırması gerekiyor ki o değer ise arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 4'ün 1'i 7 sonucudur. Deneyelim çalıştıralım arkadaşlar. Bakın burada da bana 7 sonucunu döndürmüş oldu. Peki satır ve sütunları tamamen almak istersek aslında bir öncekinde anlattığım gibi biraz öncekinde anlattığım gibi arkadaşlar çift nokta üst üste koyduktan sonra biz istediğimiz satır ve sütun değerlerinin tamamını çekebiliyoruz. Örneğin buraya ben sol tarafı boş bıraktım. Sağ taraftan arkadaşlar 0 değerini aldım. Artı 1 değerini girdiğim zaman aslında ben birinci sütunu komple almak istediğimi belirtiyorum. Geldim çalıştırdım arkadaşlar. Tekrardan bakalım. Bakın ne yaptı? Neden olmadı? Pardon virgül koyacağız. Okey. Parametre ayrımı için virgül koymam gerekiyor. Şimdi olacak. Şimdi geldi. Ne yaptı arkadaşlar? Birinci sütun yapısını bana getirdi. Burada unutmamız gereken nokta buradaki virgül yapısı. Çünkü içerisindeki indeks parametresini ayırdım bu şekilde.
1, 3, 5, 7 ve 9 yani 0 artı 1 değerini girdiğinde bana birinci sütun değerini döndürecektir. Peki ikinci sütun değerini döndürmek istersem bu sefer buraya 1 değerini girmem gerekiyor ki 1 artı 1'den 2 yani indeks olarak 1 matrisin sütun değeri olarak 2 değerini bana döndermiş olacak arkadaşlar. Tekrar yazdırdığınızda bakın 2, 4, 6, 8 ve 10 değerlerini bize tekrar yazdırmış oldu. Bunu kafanız karışmasın. Yani eğer bir matris üzerinden işlem yapıyorsanız, yani kafanızdaki yapı bir matris üzerinden gidiyorsanız, buradaki indeksleme yapısını her zaman böyle artı bir diye düşünebilirsiniz. Ama eğer kafanızda herhangi bir matris yapısı yoksa da bunu direkt listede görmüş olduğunuz ve sıfırıncı indeksten başlayan bir yapıymış gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ve işlemlerinizi de buna göre daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde oluşturulan tek boyutlu ve iki boyutlu NP dizeleri içerisinde, matris sistemleri içerisinde satır ve sütun yapılarını biz bu şekilde yazdırma işlemini gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. İsterseniz bu videoda bu kadar kalsın. Dediğim gibi kısa kısa gidelim. Bir sonraki videoda bazı fonksiyonlar üzerinden yine devam ederiz arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.